Salgınla birlikte birçok tartışma var. Bu tartışmalardan birisi de NATO'nun işlevi ya da ne tür bir görev alması konusunda. Siz yazdığınız makalede NATO'nun özellikle bu tür salgınlarla mücadele konusunu yeniden düşünmeli ve adım atmalı diyorsunuz genel olarak. Ne demek istiyorsunuz? Şöyle aslında sadece salgınlarla değil, malum bu özellikle 1990'lar ve 2000'ler itibariyle tehditlerin çeşitleri de arttı. Sadece salgından bahsetmiyoruz. Burada insan güvenliği kavramının ön plana çıktığı bir sürece girdik. Burada demek istediğim devletin bekası veya işte devlet güvenliği ön plana alınan anlayıştan 90'lar sonrası bu güvenliğin çeşitlenmesiyle beraber toplumsal, kişisel güvenliklerin ön plana çıktığı bir sürece girdik. Hatta 1994 Birleşmiş Milletler raporunda da buna genişçe bir yer verilmişti. Tabii burada ne demek istiyor insan güvenliği derken? İnsanların yaşamını tehdit eden bir takım durumların ortaya çıkması. Nedir bu? İklim değişikliğinden özellikle çok bahseder olduk. Çünkü iklim değişikliğinin yarattığı bir takım doğal afetler var ve Evet. bunların insanlar üzerine çok büyük etkileri var. Özellikle gene 2000'ler itibariyle artan salgın hastalıklar var. Yine insanların güvenliği açısından en büyük tehdit olarak algılanıyor. Zaman içerisinde bu güvenlik kavramlarının çeşitlenmesi ve insanı direkt hedef alan tehditlerin artmasıyla böyle bir aslında ihtiyacın doğduğu da ortaya çıkıyor. Aslında NATO hiç bunu göz önüne almamış bir kurum değil. Özellikle 2005 yılına baktığınızda hem bu Katrina Hurricane'inin hem de işte Pakistan'daki deprem sonrasındaki insani yardımlar, bunların işte bir şekilde organize edilmesi gibi konularda gayet aktif ve başarılı rol almış bir örgüt. Yani aslında NATO'nun kavramının içerisinde de bir takım uygulamalarda değişikliklere gidildiğini görüyoruz zaman içerisinde bu tehdit algılamasının değişmesiyle. Ancak tabii burada bahsettiğim nokta benim NATO stratejik konsepti. 2010 yılında yazılan konsepti salgın hastalıklara yer verilmiyor. Diğer konularda da 2014'ler itibariyle daha fazla bu konularda bir takım hazırlıklar yapılacağı bahsediliyor. Yine en son 2019'da Londra zirvesinde yine insan güvenliği konusunun ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Ancak geldiğimiz noktada daha gidilmesi gereken çok fazla yol, alınması gereken çok fazla tedbirin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla NATO'nun da aslında direkt bu geleneksel devlet güvenliği odaklı tabii ki onu amaçlı kurulmuş bir örgüt ama bunu müttefiklerle beraber NATO'nun kendi toprakları, vatandaşlarının ve değerlerinin güvenliğini sağlamaya çalışırken Evet. insan güvenliğini de önceleyen bir anlayışa doğru aslında gitmesi gerekiyor. Peki. Yani NATO bugüne kadar böyle bir tırnak içinde tehdidi gündemine almadığını anlıyoruz. Ya yani daha genel bir çerçeve, iklim değişikliği, depremler, sel felaketleri, buralara müdahaleler söz konusu. Ama burada buna bir şekilde hazırlıksız yakalandı diyebilir miyiz? Birinci sorun bu. İkincisi de ne tartışılıyor? Yani bir yeni konsept mi belirlenecek? Yeni bir doktrin mi ortaya konacak? Ne dersiniz? Şöyle aslında öyle de olması gerekiyor. Çünkü o 2010 yılındaki konseptin artık süreç içerisinde bir takım değişikliklere uğradığını görüyoruz. Hem iklim değişikliğinin hız kazanmasıyla bu tarz felaketlerle daha fazla ve daha şiddetli karşılaşıyoruz. Salgın hastalıklar 2000'lerde evet AIDS vardı, diğer H5N1 gibi farklı bir SARS, MERS farklı salgınlarla da karşılaştık. Ancak bunların salgın hastalıkların da dozajının ve şeklinin de daha ciddi boyutlu vardığı bir sürece girmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bunları da göz önünde bulunduran, tehditlerin giderek arttığını ve büyüdüğünü de göz önünde bulunduran yeni bir anlayış ve buna karşı cevap verebilen nitelikte bir hareket planı ve planlama ve operasyon gerektiği görünüyor. Bu açıdan da bu şekilde değiştirilmesi gerekir. Hem ülkeleri hem de NATO'yu herkesi hazırlıksız yakaladı. Çünkü bu büyüklükte bir şeyle hiç kimse karşılaşmamıştı. Bu kadar herkesi, bütün dünyayı küresel anlamda etkileyecek boyuttaki bir problemle. Dolayısıyla tabii bu işbirliklerini de gerektiriyor. NATO zaten bu konuda da işbirliklerine açık olduğunu da belirtiyor biliyorsunuz. Belki bununla da ilgili daha da geliştirilebilir ve süreç içerisinde bunların çözüm yollarını daha da kapsayıcı ve
müttefiklerle ortak bir şekilde çalışmayı daha da hızlandırıcı bir yöne doğru evrilmesini sağlayabilir. Bugün baktığımızda bir takım müttefikler arasında yardımlaşmalar var. Türkiye'nin biliyorsunuz İtalya, İspanya yaptığı gibi. Diğer ülkelerin de aynı şekilde İtalya, İspanya, diğer NATO müttefiklerinin de bu şekilde yardımları oluyor. Ama bunların daha da artarak, daha da hazırlıklı olarak aslında artmasından ziyade biraz daha hazırlıklı olmasını sağlayacak. Evet. Belki tatbikatlar yapılabilir, belki bununla ilgili daha farklı çalışmalar da yapılarak daha da aktif ve daha iyi bir, güçlü bir rol alması da sağlanabilir. Aslında bu hastalık çok büyük etkileri de oldu biliyorsunuz NATO'nun. Özellikle bu geçtiğimiz ay başlayan bir çok büyük bir tatbikatı vardı. Onun iptali gerçekleşti. Hatta NATO'nun son 21 yılda yaptığı en büyük tatbikatlardan birisi olacaktı. Amerika'dan oldukça büyük miktarda hem asker hem de teşhisatla beraber gerçekleşecek bir tatbikattı bu. Ancak burada artık öncelikleri tehdit algılamaların da sanki biraz daha değiştiği ve küresel bir takım tehditlerin de küresel cevapları gerektirdiği bir sürece doğru gidiyoruz. Dolayısıyla işbirliklerinin ve bunların hem örgütler bazında birbirleriyle hem de ülkeler bazında daha gerekliliği aslında ortaya çıkmış görünüyor. Peki, son sorum olsun. Şimdi NATO askeri bir örgüt. Doktrini buna göre değişiyor. Zaman içinde değişti. Terör oldu, işte insani müdahale oldu. Biraz önce bahsettiğiniz işte Hurricane'de, depremde böyle bir takım yardımlar oldu. Ama herhalde zorda kalan üye ülkelere gerçekten hem tıbbi anlamda hem güvenlik anlamda bir yardım. Mesela Avrupa Birliği'nin kendi içinde bir tartışması var. NATO'da da bu tartışılır mı? Ya da içeride bir tartışma yapılır. Gerçekten bir sonraki duruma daha ciddi hazırlanılır mı? Ne dersiniz? Çünkü mesela işte Amerika'nın, Trump'ın biliyorsunuz NATO'ya yaklaşımı, Avrupa'ya yaklaşımı vesaire. Son yıllarda evet söylediğiniz gibi transatlantik ilişkilerde bayağı özellikle NATO'nun üzerinden çok fazla tartışmaları biz yaşadık geçtiğimiz yıllarda. Ama bu tartışmaların da belli bir noktada mesela savunma bütçeleri konusunda yapılan tartışmaların savunma bütçelerini arttırarak Avrupa ülkelerinin aslında son noktaya koyduklarını gördük. Yine üye ülkelerin sayısının artarak son Kuzey Makedonya üye oldu biliyorsunuz. Bununla beraber NATO'nun aslında yeni üyelerle güçlenmeye devam ettiği değerlerini ve üye olmak isteyen yani ülkelerin hala var olduğunu da gösteriyor bir taraftan. Pek çok açıdan baktığınızda yine 5. maddeyle ilgili biraz önce söylediğim bu tatbikat konusu da aslında 5. maddenin yeri geldiğinde uygulanabilecek, ona göre bir hazırlık yapma planıydı bu. Bunlar var. Yani NATO aslında öyle çok fazla eleştirilerin olduğu bir dönem geçirdi ama bir taraftan da bunları düzeltmeye yönünde atılan adımlar da var. Bence atılması gereken belki de en önemli adımlardan birisi de bu yeni ortaya çıkan gerçeklikler, yeni tehditlerle beraber NATO'nun da kendini bu alanda daha planlı, programlı bir şekilde update etmesi, tekrardan bir güncellemesi ve belki de bununla ilgili daha geniş bir planlama ve yoluna doğru gitmesi gerekiyor. Bunun için de tabii ki dayanışma en önemli konulardan birisi. NATO şu anda elinden geldiğince bu konuda bir takım adımlar atmaya çalışıyor ama dediğim gibi bunun daha önceden planlanmış bir şekilde, strateji konseptine yerleştirilmiş bir şekilde ileriki dönemlerde hedeflenerek daha organize olabilir ve daha hızlı cevap verebilme kapasitesini arttırabilir. Ama geldiğimiz noktada hazırlıksız yakalandığını söylemek mümkün tüm ülkeler gibi. Peki. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız ve yanıtlarınız için. Sağ olun.